Merhaba masal sever. Bugün sana kasabanın dondurmacısı masalını okuyacağım. Ama istersen sen de bilmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Hadi hadi masala. Kasabanın dondurmacısı. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde çok uzak bir kasabaya haftanın 3 günü bir kasabanın dondurmacısı geliyormuş. Kasabadaki herkes, özellikle de çocuklar, dondurmacının geleceği günü iple çekiyorlarmış. Hatta çocuklar sırf dondurma yemek için özenle para biriktiriyorlarmış. Dondurmacının arabasında her çeşit dondurma varmış. Her çeşit renk ve meyveden. Çilekli, çikolatalı, limonlu, böğürtlenli, kavunlu, vişneli, vanilyalı ve daha bir sürü çeşit dondurma varmış. Kasaba halkı her çeşidini hem çok seviyormuş, hem de dondurmaların hepsi doğalmış. O yüzden kasabalılar tarafından dondurmacının yeri bir ayrıymış. Dondurmacı kasaba meydanına geldiğini haber eder gibi son ses bir müzikle gelirmiş kasabanın yoluna girince. İşte o zaman herkes anlarmış dondurmacının geldiğini. Ne zaman kasabaya gelse dondurmacı, başı bir anda dolarmış. Herkes dondurma alırmış ve öyle geri dönermiş. Yine bir gün dondurmacı son ses müziğiyle kasabaya girmiş ve meydanda durmuş. Herkes hemen başına doluşmuş ve dondurma almaya başlamışlar. Kasabanın çocukları ise her zaman beraber alırlarmış dondurmalarını. Yine toplanmışlar meydanda ve dondurmacıya doğru giderken içlerinden Ali uzakta durmuş. Arkadaşları ise hemen sormuşlar. Ne oldu Ali? Niye uzakta duruyorsun? Demişler. Ali ise çekingen ve mahcup bir şekilde, bugün benim param yok, demiş. Arkadaşları bu duruma ve Ali'nin haline üzülmüşler. Hemen kendi aralarında para toplamışlar ve arkadaşlarına da dondurma alacaklarını söylemişler. Ali çok mutlu olmuş ve hepsine tek tek teşekkür etmiş. Bu sırada uzaktan onların konuşmalarına kulak misafiri olan dondurmacı, çocukların bu davranışlarını çok takdir etmiş ve mutlu olmuş. Çocuklar dondurma almak için dondurmacının yanına gitmişler ve dondurmacı, "Bu seferlik hepinize dondurmalar benden. Sonraki geldiğimde kendiniz ödersiniz," demiş. Ve hepsine istedikleri dondurmayı külahlara koyup vermiş. Çocuklar çok mutlu olmuş ve şimdiden bir sonraki dondurma gününü heyecanla beklemeye başlamışlar. Ya masal arkadaşım, dostluklar, arkadaşlıklar çok önemli değil mi? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.